Ankara'da dolmuş şoförleri araçlarını dolduramayınca bir başka araca aktarma yapıyor. Özellikle Sincan hattında yolcular bazen duraklarda bazen de yarı yolda inin diğer dolmuşa binin dayatmasıyla karşılaşıyor. Bu durum çok sık yaşanmaya başlayınca yolcular isyan etti. Dolmuştan inmek istemeyen yolcularla şoför arasında tartışma çıktı. Şu halde geçer misin? Hayır, çıkmış. Hatta kimse bilmiyor ya. İnmek zorunda değiliz ama. Bilmiyoruz da. Bütün koltuklar dolu ama şoför ısrarla yolcuları indirmek istiyor. Bilmeyin. Çok sık yaşadığımız bir konu ve biz bu konuda çok rahatsızız. Dolmuşlar dolmadan kalkmıyor. Hatta yolun yarısında bile tam dolmadığı gerekçesiyle yolcular başka araçlara yönlendiriliyor. Bu araç gitmeyecek abla, istiyorsanız hem istiyorsanız. Tamam, nereye gidiyorsanız biz oraya gidelim. Neden aldınız gidelim? Üstün yemek, hiç yolculuğumuzu almamız gerekiyor. Başka bir yere gideceğiz diyerek bu araçtan diğerine binin diyorlar. Haliyle isyan dorukta. Aslında bu durum Ankara genelinde sık yaşanıyor. Dolmuş şoförleri araçta yeterli sayıya ulaşamadığında aracı hareket ettirmek istemiyor ve aktarma yoluna gidiyor. Dinleyin arkadaşlar. Daha zor yer buluyoruz. Diğerinde çıkıp çıkıp her gün aynı muhabbet. Öndeki araç da kalabalık oluyor. Arkadan gelecek araç da kalabalık oluyor. Son olay Sincan'da yaşandı. Şoför dolmuşu boşaltmak isteyince bu kez yolcuların sabrı taştı. Dolmuştan inmek istemeyen yolcular o anları kayda alıp şikayette bulundu. Uyanık şoför cezadan kaçamadı. Bu şoförümüzü 20 gün durağımızdan uzaklaştırdık. 20 gün boyunca bu durakta çalışamayacak. Biz yolcu transferi yapmıyoruz. Aldığımız yolcularımızı adreslerine kadar ulaştırıyoruz. Bu ceza Sincan'da caydırıcı olsa da hala Ankara genelinde araç dolmadığı için yolcu transferi yapan şoförler var. Benim buradan çağrım bütün oda başkanlarına. Müşteri bizim veli nimetimiz. Bu konunun üstüne gitmek lazım.